bilgisi konusuna devam ediyoruz. Büyük ünlü uyumu kuralı diyoruz. Büyük ünlü uyumu kuralının diğer adı neydi arkadaşlar? Kalınlık, incelik uyumu. Bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi kuralına büyük ünlü uyumu denir. Öğretmen, kedi, kapı gibi sözcükleri arkadaşlar büyük ünlü uyumuna uyar. Kedi sözcüğüne bakalım. İlk ünlüsü ince, ikinci ünlüsü de ince yani bu büyük ünlü uyumuna uyar kapı sözcüğüne bakalım arkadaşlar. İlk ünlüsü kalın A, ikinci ünlüsü kalın I, büyük ünlü uyumuna uyar. Kalın ünlülerimiz neydi zaten? A, I, O, U. İnce ünlülerimiz neydi? E, I, Ö, Ü. Evet devam edelim arkadaşlar. Şunu söylemeyi unuttum. Birleşik heceli ve tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyum kuralı aranmaz arkadaşlar. Aşağıdaki örnekler büyük ünlü uyumuna uymaz demiş. Bakalım sandalye sözcüğüne. Ee, i̇lk ünlüsü A, kalın ünlü, ikinci ünlüsü yine a kalın ünlü. Ama sonraki ünlüye bakalım arkadaşlar. e ince ünlü. Yani bu büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Evet, ünsüz benzeşmesi diğer adı sertleşme arkadaşlar. Fıstıkçı şahap ünsüzle biten sözcüklere yumuşak sessizle yani cdg ile başlayan bir ek getirilirse cdg sertleşerek neye dönüşüyormuş? p, ç, t, k'ye dönüşüyormuş arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? ünsüz benzeşmesi yani diğer adına sertleşme diyormuşuz. Ağaçtan bakın arkadaşlar D neye dönüşecek? T'ye ağaçtan olacak. Fıstıkçı o C neye dönüşecek arkadaşlar? Fıstıkçıya dönüşecek arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. E, D'nin T'ye dönüşmesi, C'nin Ç'ye dönüşmesi, G'nin K'ye dönüşmesi. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sertleşme, diğer adıyla da ünsüz benzeşmesi diyoruz buna. Evet geçelim. Sayılara ve özel isimlere gelen haleklerine ve fiillere gelen kipeklerine de dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Neden? Bakın 3 den demiyoruz biz. Ne diyeceğiz? 3 ten. 5 de demiyoruz. Neden? Çünkü 5 sözcüğünün sonundaki şey, fısık şap ünsüzüyle bitiyor. B, C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde o neye dönüşmesi gerekiyor? P, Ç, T, K'ya. Gelecek T. Dikkat ediyoruz. Elif, T, tokat, tan sözcüğünde olduğu gibi arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Ünsüz yumuşaması. Diğer adıyla ünsüz değişimi. P, -Ç -T -K, sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde. P, Ç, neye dönüşüyordu? Bakın yumuşuyordu. Yumuşayarak B, -C -D -G harflerine dönüşüyordu. Biz buna ne diyorduk? Ünsüz yumuşaması. Dolap. P. Arkadaşlar ünlü bir harf geldiğinde neye dönüşüyordu? Dolaba. Kanat. Kanadı yemek, yemeğe gibi. E, özel isimlerde yumuşama olmaz. Bu çok önemli bir kural arkadaşlar. Sadece okunurken yumuşama olur. Gazi Ante, gibi arkadaşlar unutmuyoruz. Ünlü daralması. Sonunda EA geniş ünlü bulunan sözcüklere yor veya ecek ekleri getirildiğinde bu ünlüler arkadaşlar daralarak I, I, U, Ü harflerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Biz bekleyor demiyoruz arkadaşlar bekliyor diyoruz. Kalmıyor demiyoruz, kalmıyor. O ne yapıyor? daralarak ı harfine veya i harfine, u ü harflerine dönüşüyor. Gelmiyor demiyoruz. Biz ne diyoruz? Gelmiyor. Evet, aşağıdaki örneklerde ünlü daralması görülmez. Evet, kalkıyor sözcüğünde soluyor, sarılıyor, bayılacak sözcüklerinde ünlü daralması yok arkadaşlar. Ulama. Sessizle biten bir sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Biz buna ulama deriz arkadaşlar. Bakkaldan ekmek aldım. Bakalım bakkaldan en kelimesi arkadaşlar sessizle bitmiş. E kelimesi sesliyle başlamış. Burada ulama var diyoruz. K ekmek sözcüğünün k sessizle bitmiş. Aldımın a e, sesliyle başlamış. Bir, biz burada da ulama var diyoruz arkadaşlar. İki yerde ulama yapılmış eğer araya herhangi bir noktalama işareti girerse arkadaşlar ulama olmaz. Bakıyoruz çantamda kalem. Bakın virgül girmiş araya. Normalde burada olması gerekir ama yok. Neden? Çünkü araya noktalama işareti girdiği için. Kaynaştırma harfleri arkadaşlar bunlar. Kaynaştırma harflerimiz yaşasın sözcüğünün ünsüz harfleri. Buradan kodlayabiliriz. Ünlü ile biten bir sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir ek gelirse YŞS'ne yardımcı ünsüzlerinden biri girer. Bu olaya kaynaşma, araya giren ünsüzlere de kaynaştırma harfi diyoruz arkadaşlar. İki, şer bakın. Yaşasının şey harfi girmiş. Altı, şer. Odası, s harfi girmiş. E, odaya gibi arkadaşlar. Bak bu önemli bir kural arkadaşlar. Sözcüğün kökünde bulunan harflerle kaynaştırma harfleri karıştırmamalıdır. Subay, sözcüğün kökü zaten subay arkadaşlar. Oradaki y kaynaştırma harfi değil. Ama sobaya, sözcüğün kökü zaten soba, gelen y harfi de kaynaştırma. Ses düşmesi arkadaşlar. Sözcüğün aslında bulunduğu halde ek geldiğinde bazı seslerin düşmesine denir. Bu düşme hem ünlülerde hem ünsüzlerde olur arkadaşlar. Ünlü düşmesi. Sözcüğün aslında bulunan bir ek, sözcüğün aslında bulunan bir ünlünün düşmesidir arkadaşlar. Sabır, sabrı. Burun, burnu. Akıl, aklı, gönül, gönlü gibi. Ünsüz düşmesi sözcüğün aslında bulunan bir ünsüzün düşmesi arkadaşlar. Mesela küçük cık cık eki getiriyoruz biz buna ne oluyor? Küçücük, büyük e, cık, cık eki getiriyoruz mesela. Büyü, büyükcek demiyoruz ne diyecek? Büyücek, yüksek mesela. Yükselmek ne düşüyor orada? K sesi düşüyor arkadaşlar. Ses türemesi. Sözcüğün aslında olmadığı halde ek geldiğinde ortaya çıkan seslerdir. Az, azcık mesela azcık demiyoruz değil mi biz buna? Azıcık araya ı ünlüsü geliyor ve ünlü türüyor arkadaşlar. Bir, Bircik demiyoruz. Ne diyeceğiz? Biricik. Araya i ünlüsü geliyor. Burada ünlü türemesi var. Aşağıya bakalım. Hissetmek arkadaşlar. Bakın burada s türemiş. Yani ünsüz türemiş. Affetmek. F türemiş arkadaşlar. Yani ünsüz türemiş türeyen sözcüğün ünlü mü ünsüz olduğuna dikkat ediyoruz. Aynı şekilde düşen sözcüğün de ünlü mü ünsüz olduğuna dikkat